sizin için ne kadar hamd etsek, ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü sizin mübarek vücudunuz sayesinde büyük Lahor şehrinde böyle bir zamanda ahkam-ı şer'iyenin çoğu meydana çıkmakta, tatbik edilmektedir. Şimdi devlet büyüğüne yazmıştı ya mektubu nasihat olarak. Sizin sayenizde dindar bir insan olduğunuz için Lahor şehrinde İslam ahkamını aktarabiliyoruz, insanlara yayabiliyoruz ve insanları İslam'a teşvik edebiliyoruz. İslam düşmanı liderler olsa ne oluyor? Camiler müzeye çevriliyor. Koca koca yazılarla, büyük büyük adamların imzalarıyla bu camiyi müzeye çevirdim diye yazı yazıyorlar ve o camiyi kapatılıyor, müze oluyor. İslam'a dost olan yöneticiler olduğu zaman ne oluyor? Müzeye çevrilmiş o camiyi yine koca koca yazılarla, bir imzayla hemen çeviriyorlar ve müze yapılmış olan yerin üzerindeki Fatih'in bedduasını kaldırıyorlar ve orayı tekrar camiye çeviriyorlar. Beddua üzerimizden kalkıyor. Müslüman idareci yapmak, başımıza Müslüman idareci koymak bu kadar önemli. İslam düşmanı idareciye oy vermek bu kadar büyük bir ihanet Allah'ın kitabı Kur'an'a. İslam düşmanı bir idareciye oy verdin ve o da gitti başörtüsünü yasakladı. O da gitti memuriyet saatleri içinde namaz kılmayı yasakladı. Yasaklamanın günahının bir misli kime yazar? Oyu veren kaç kişi varsa. 4 milyon kişi mi oy verdi? O adamı başımıza getirdi. 4 milyon kişinin tamamına namazı yasaklama günahı yazılır. Ama ben yasaklamadım ki, ben razı değilim, ben namaz kılan bir adamım. Sen yasaklayan insanı başımıza getirdin. Sen bir İslam düşmanını başımıza getirdin. Vesilelerden bir tanesi sensin, çekeceksin. Ahirette sevaplarını bize vereceksin, günahlarımızı üzerine alacaksın, çekeceksin. Çünkü düşünmeden oy verdin. Her oy, o sandığın önümüzde her girişi bir savaştır. Ya İslam düşmanları kazanacak, ya İslam'a yakın olanlar kazanacak. Siyasi tercihimi soran herkese aynı şeyi söylüyorum. Hocam, siyasi tercihiniz nedir? Hangi partiye oy vereceksiniz? Ben hiçbir partiye bağlanmam. Hiçbir parti benim babamın oğlu değildir. Hiçbir partiye de üyeliğim olamaz. Oyumu vereceğim, her seçimde oyumu vereceğim parti şudur. İslam'a hangisi en saygılıysa takip ederim, hepsini takip ederim. Hangisi İslam'a en saygılı ona bakarım. Seçim günü giderim, oyumu ona veririm. Hocam, oy kullanmasak olmaz mı? Oy kullanmamak vebaldir. Oy kullanmadığın için İslam düşmanlarının verdiği oylar galip gelirse ve tekrar Müslümanlara baskı ve zulüm artarsa oy kullanmayanların tamamına da zulüm yazar. Tepkisizlik en büyük günahtır yeri geldiğinde. Tepkisizlik. Bir adam senin evine gelse ve evinde köşede TV'nin üzerinde duran Kur'an'ı alsa ve yere atsa. Sen de şöyle yapsan, misafirdir bir şey demeyeyim desen. Ne olur? Ne olur? Vebalin bir misli sana da yazar. Çünkü sessiz kaldın. Sessizlik, tepkisizlik, günahın bir misli demektir. Müslüman ne yapar burada? Hayırdır ya? Sen nasıl benim evime gelir de Allah'ın kitabını yere atarsın? Der, kitabı yerden alır, olması gereken yere koyar, adamın yüzüne de bir tokat koyar. Puh! Ben tekme atarım, tekvandocu olduğum için. Biliyorsunuz bacaklarımı ellerim gibi kullanabiliyorum. Ben tekme atarım. Siz tokat atarsınız ve adamı evinizden kovarsınız. Bu tepkidir. Müslüman da tepki olmak zorunda. Siyasi görüşüm. İslam'a en saygılı olan kimse odur. Mesele budur kardeşler. Bu memlekette din kuvvetlenmekte, İslamiyet yerleşmektedir. Bu fakire göre Lahor şehri Hindistan'ın kalbi gibidir. Bu şehrin hayır ve bereketi bütün Hindistan şehirlerine yayılmaktadır. İslamiyet'in bu şehirde kuvvetlenmesi, bütün şehirlerde kuvvetlenmesine yol açıyor. Allah Sübhanehu ve Teala kuvvetinizi arttırsın. Her işinizde yardımcınız olsun. Bak, devlet büyüğüne devamlı dua ediyor. Çünkü faydalı, İslam'a faydalı. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, ümmetimden hak üzere olan, doğru yolda yürüyen her zaman bulunacaktır. Bunlara karşı duranlar, bunlara zarar yapamaz. Bunlar Allah Teala'nın takdir ettiği saate kadar işlerini yapacaklardır. İlim deryası, başımın tacı olan hocama karşı kuvvetli bağlarınızı düşünerek şu birkaç satırımla o kıymetli sevgiyi tazelemek istedim. Demek ki Kılınç Han, Üstadı Muhammed Baki Billah'a da bağlı, ona çok fazla saygısı, sevgisi var. Bu yüzden mektup yazmak istedim size diyor. Rahatsız etmemek için bu kadar yazıyorum. Cenab-ı Hak Zat-ı Âlinizi hakiki devletlere ve sonsuz saadetlere kavuştursun. Sevgili Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine duamı kabul buyursun diyor İmam-ı Rabbani. Allah ondan razı olsun. Mevla dualarını kabul etsin. Amin.
Rabbimiz Teala şu sohbetten ibret almayı, hayatımıza monte edebilmeyi size ve bize nasip etsin kardeşler. Amin.